bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ben başlamakla ilgili bir sorun var hocam. Hı hı, buyurun. Ben bağırsaklarımda sürekli şişkinlik oluyor. Bu şişkinlik de bazen oluyor ki yani evimde bile oturamıyorum. Yani zehirli gazlar size nasıl anlatayım? Yani öyle bir durumum var. Evet. Biraz önce de söylemiştim. Her insanın bağırsağında normal olarak 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bunun %99'u faydalı bakteridir. Faydalı bakteriler B6, B12 vitamin üretir. Arı gibi ananası bal yapar. Faydalı bakteriler de vitamin üretir. Fakat kişilenmiş gıda tüketmişse 1, kimyasal ilaç kullanıyorsa 2 ve çok hijyene dikkat ediyorsa, aşırı hijyen maddesi kullanılıyor evlerde. Hı hı. Efendim çamaşır tozları bilmem ne bunlar hep kimyasal madde içeriyor. Aşırı hijyen nedeniyle bağışıklık sistemi çöküyor. Macau adası eskiden İngiltere'nin kontrolünde bir adaydı. Çinlilere teslim ettiler. Bundan birkaç yıl önce, 15 yıl önce. Çinlilerin eline geçen ada birkaç yıl içerisinde hemen önce tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar birdenbire mallarını, mülklerini sattılar. 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı oteller, moteller yaptılar. Birdenbire zengin oldu insanlar. Paraya, pula kavuştu. Fakat toprak kalmadı. Her taraf beton oldu. Hı hı. Ve insanlarda hiç alerji, cilt hastalığı yokken %80'inde alerji ortaya çıktı. Karınlarında şişkinlik, bir sürü hastalık ortaya çıktı aniden. Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın çeşitli ülkelerinden ilim adamları gittiler, incelediler. Bu ne oldu buradaki insanlara? Hemen hemen %95'i sağlıklıyken %95'i hastalıklı oldu. Hı hı. Araştırdılar ki, bir, doğal yaşamdan koptular. İki, işlenmiş gıdalarla beslenmeye başladılar, konserve vesaire vesaire. Üç, aşırı kimyası ilaç kullanmaya başladılar ve metabolizma bozulduğu için bağışıklık sistemi çöktü, birçok hastalık ortaya çıktı. Evet.